Merhaba arkadaşlar, Yunus Aytaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu ve yeri Kastamonu Taşköprü Avşarköy'ü. Arkamızda görmüş olduğunuz traktörle balya yaptıracağız. Bakalım tarlamızdan kaç balya çıkıyor, öbür tarlalardan kaç balya çıkıyor. Zararını karını hesaplayacağız inşallah. Haydi videoya. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen bu arada. Evet arkadaşlar, videomuza başlayalım buradan. Bakın, köylümüz arkadaşımız balya yapmaya geldi tarlamıza. Videonun başında dediğim gibi bu tarla 5 dönüm arkadaşlar. Kaç balya çıkacak? Ona bakacağız. Biçer döver biçtiğinde karını zararını açıklayacaktım. Telefonumun şarjı bitti, onu söyleyemedim arkadaşlar. İnşallah hesaplamadım da daha doğrusu. Hesapladıktan sonra onu da söyleyeceğim size. Buradan 5 dönümden kaç balya çıkacak? Şimdi bunun hesabını yapalım. Bakalım ağır mı? 20-25 kilo gelir. Maşallah. Ama burada burayı sulamıştık arkadaşlar. Bek sapımız yok. Büyük değildi. Öbür tarafları da öyle. Bakın. Bir orada var, orada var. Bir orada var, bir burada var. Böyle aralıklar aralıklı balyelerimiz yapılıyor arkadaşlar. Balyeyi kaçtan yapıyorlar onu da bilmiyorum. Onu da öğreneceğiz. Balye tanesi ne kadar fiyatı satınca bizim hayvanımız yok. Satacağız tabi. Fiyatı onu da bilmiyoruz. Ali kolay gelsin. Eyvallah, nasıl bak bakayım kaç kilo geliyor? Ben 20-25 dediydim orada baktım. Yani, iyi mi? Memnun musun? İyi güzel. Eline koluna sağlık. Hadi kolay gelsin sana da. Beraber gideriz öbür taraflara, oldu mu? Balya makinesi bu arkadaşlar. Traktörümüz de bu. En güzel TD100D. Sap olmadığından traktör hiç zorlanmıyor. Önceki senelerde buğdayın sapı böyle 1 metre, belki de 1,5 metre olan buğdaylarımız olurdu. Traktör çok zorlanırdı arkadaşlar balyada. Ama bunda pek zorlanmadan sanki düz yolda gider gibi gidiyor. Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Köylümüz, arkadaşımız, onu bir ara sorarız kaçtan yapıyor fiyatını, tane fiyatını. Onu da öğreniriz sizler için. Biz bunu satacağız arkadaşlar, demin dediğim gibi. Çünkü biz köyde durmadığımız için hayvanımız yok. Kaçtan gidiyor, buraya ne harcadık, ne kadar mazot harcadık, ne kadar gübre harcadık, onların hepsini abime sorarız. Çünkü ben bilmiyorum. Abim ilgileniyor bu işlerle. Burada az bir sap kalmış, onu bu tarafa alalım. Bu da sanki 30 kilo gibi. Mısırımız sularken az önce geçmişti yanımızdan, söyledim.
Gelirim abi dedi. Sağ olsun geldi arkadaşımız da. Balyamızı yapıyoruz arkadaşlar. Buradan öbür tarlalarımız var. İki parça da oraya geçeceğiz. Karşıda kanalın öbür tarafında arkadaşlar. Bakın. Burayı bu ana kanal böldü. İstanbul gibi, Avrupa yakası, Asya yakası gibi böyle. Öbür tarafta kanal büyük yer 50 dönüm orası kaldı. 5 dönüm de burası kaldı. 55 dönüm. Normalde 60 dönüm. Ama burayı devlet, bakın burada var. Öbür tarafta kanal var. Burası da böyle bir kanal yaptılar. Yani burayı devlet istimlak etti. Parasını ödedi tabii ki bize. Balyamız da alalım şu tarafa. Burayı da alsın. Çünkü saman yok. Bir de oradan zarar etmeyeyim. Kalmasın tarlada arkadaşlar. Bu tarafa yuvarlayayım. Balya yapmaya devam arkadaşlar. Sonuna geldik artık. Bakalım kaç balya çıktı, sonunda öğreniriz. Bakın. Burada hesap olmadığından traktör tarlanın üstünde geziliyor. Kaç balya çıktı Ali? Kaç? 43 mü? 23 mü? Tamam. Bir şey çıkmadı bu sene değil mi? Geçen sene bir 70-80 tane çıktıydı herhalde burada. Şimdi Turan önünde bir tarla var. Sen git, ben arabayla geliyorum, tamam mı? Tamam. Tamam, hadi gidelim. Öbür tarlamıza da geldik arkadaşlar. Burası da 1,5 dönüm. Bakalım buradan kaç balya çıkacak. Komşunun mısırları. Burası da böyle. Suyumuz yukarıda. Bugün rüzgar var arkadaşlar. Videom biraz sesim bozuk çıkabilir, bilmiyorum. Önceki videolarda söylemiştim. Kablosuz video, mikrofon sipariş verdim diye. Bugün baktım kargo takibine. Teslimatı çıktı diyor. İnşallah ben köyden Taşköprü'ye gidene kadar gelmiş olur. Bir sonraki videoyu kablosuz mikrofonumuzla çekmiş oluruz ve rüzgarı keser. Çünkü onu rüzgarı kesmesini ve sesin anlaşılması için aldım. Bazı arkadaşlarım sesin anlaşılmıyor diyor. AliExpress'ten aldım arkadaşlar, yurt dışından. Gümrükte bekledi, bayağı bir bekledi. Çünkü orada ben o mikrofonu da göstereyim geldiyse. Onu da bir videosunu çekeriz, daha olmazsa kutu açalım gibi şöyle. Testini de çekeriz, video testini. Ses, gürültü, nasıl önleyici mi?
yurt dışından geldi dedim arkadaşlar az önce. Gümrükte bekledi. Bayağı bir bekledi. 20 günü falan buldu herhalde. Bugün baktım. Kargo teslimatı çıktı dedi ama geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Evdekiler aldı mı? Bakalım buradan kaç balyamız çıkacak. 4 sıramız var. Her sıradan 3 tane buradan 2,5 çıktı. 3 deseniz 3, 6, 12. 15 balyanca çıkar arkadaşlar buradan. Vaziyet onu gösteriyor. Burası biraz önceden barajın suyu buradan patladı. Biz burayı ekemedik kaç sene, 3-4 sene. Bu sene ektik, böyle sürdük, ektik. Güzeldi ama sapı falan bakın, kalın kalın. Tabii 1,5 dönüm. Fazla büyük olmadığında balya çıkmıyor bu sefer de. Makinenin sesi çıkmaya başladı. Kap sapları kalın arkadaşlar. Öbürü gibi değil. Bakalım balyamızda değişiklik var mı? 20, 22, 25 o civarlarda arkadaşlar balya. Şeker pancarı diyeceklerin değil. İçerisi ot basmış. Küçük küçük. Bundan ne olur bilmiyorum artık. Kesmek zorunda kaldım arkadaşlar. Babam aradı, karbon geldi diye. Az önce konuştuk ya, mikrofon. Demek ki mikrofon. Küçük kupuki geldi diyor. Dedim mikrofondur. Alırım ben senden dedim. Bir sonraki videoyu artık kablosuz yaka mikrofonuyla çekeceğiz inşallah. Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Her taraf yeşillik arkadaşlar. Bakın burada Karadere sulama barajının etkisi. Önceden bizim suyumuz yoktu. Bu mısırları nereye ekiyorsun? Bakın köyümüz orada ileride yemyeşil. Her taraf yeşillik. Suyun sayesinde hayvan yiyeceğim koruncalar var, yoncalar var, mısırlar var. Bakın hep bunlar sılaj oluyor hayvanlar için arkadaşlar. Videolarıma bakıyorum. Hala %80 küsürler abone olmadan izliyor arkadaşlar. Biraz çoğalma var. %17'si abone olmuş. Onlar izliyor. Lütfen kanalıma abone olun. Bana destek verin arkadaşlar. Bakın. Ağustos'un sıcağı. Artık bu. Biz video çekiyoruz. İş yapıyoruz. Sizlere bunu gösteriyoruz. Siz de buna karşılık olarak kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü kanala abone olmak YouTube kanalına, Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Şöyle ben bir kaba taslak sayayım arkadaşlar.
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, çıkanla 11, kabatasak sayılır. Yetkili ağızdan bunu öğreneceğiz tabii. 11, şu anda 11 ya da 12 ballemiz var. Bakalım. Arkadaşımız ne diyecek? Soruyoruz arkadaşlar. Makine güzel değil çünkü yolda gidecek. 13 mü? Tamam. Köyümüzün karşısına geldik arkadaşlar tekrar. Bakın ayarlarını yapıyor arkadaşımız. Ben 25 balya çıkar mı bilmiyorum. Çünkü Serdöver'in videosu da vardı. Bundan önceki video muydu bilemiyorum da. Bu deyin sapını görmüştünüz. Bakın orada hiç namlı yok. Az az. Bakalım buradan ne çıkacak arkadaşlar. Avşar köyümüz burası. İçeride öğren biçtiği zaman kar zarar durumunu açıklayacağım demiştim arkadaşlar. Telefonum şarjı bitti. Orada açıklama şansım zaten yoktu ama şarjı bitti. Nasıl yoktu? Bunun da yok. Bunun kar zararı ayrı bir videoda açıklamam lazım. Yani fiyatlarını öğrenmem lazım. Bir balya kaç paradan gidiyor? Buğday kaç paradan gidiyor? Mazot ne kadar harcadık? Gübre ne kadar attık? Ben bunları bir not alıp sizlere yani doğru bir fikir söylemem için, doğru bir şey söylemem için bunları tamamını öğrenmem lazım. Ona ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. İnşallah. Takip edin, takipte kalın. Videolarımız gelecek. Rusay Taç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Bakın şu anda kaç balyemiz oldu? Bir tane. Bir tane mi? Evet. Bir tane olmuş arkadaşlar bakın. Bu kadar yeri gezdi. Bir balyemiz olmuş çünkü makinede ikinci balyamızı attı. Makinede suç yok. Sap yok. Bakın. Bir karış. 30 santim falan civarıydı. Buğdayın sapı. Onun için böyle oldu arkadaşlar. Yani bu seneki buğday hasatımızı karını, zararını ayrı bir videoda söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi balya kaçtan gidiyoruz çünkü satacağız biz bunu. Durdurma gibi bir lüksümüz yok hayvanımız olmadığı için. Üçüncü balyamızı attı. Buğday kaç para bilmiyorum. İçeride öğrendik 100-150 milyon liraymış dönümü. Onun parasını verdik. Bunu bilmiyorum. Kaçtan yapıyor arkadaşımız balyayı. Saman balyasını. Ona göre bir hesap yapıp güzelce karını, zararını, gübresini, mazotunu, işçiliğini saymıyorum artık. Tabii biz işçi tutmadığımız için kendi emeğimizi saymıyoruz. Ona göre bir
size bir kar zarar tablosu çıkartacağım arkadaşlar. Hava çok sıcak arkadaşlar. Bakın. Köylümüzün birisi de yüklemiş balyayı traktöre geliyor. Karşı yolda görünüyor mu bilmiyorum. Evet görünüyor şu anda. Tarlasına yüklemiş evine götürüyor arkadaşlar. Allah'ım herkesin emeğini boşa çıkartmasın. Sıcakta çiftçinin hali çok zor arkadaşlar. Yağmur yağar, çamurda çalışmak zorundasın. Kar yağar, karda çalışmak zorundasın. Güneş olur, güneşte çalışmak zorundasın. Çünkü bu işi yapmak zorundasın. Her şeyin mevsimi var. Bunu da mesela bu balyayı yaptırmasak burada kalsa olmaz. Hayvanlar gelir dağıtır. Balyayı da yaptırdık. Kaldırmasak, traktöre yüklemesek o da olmaz. Çünkü yağmur yağar, çürür. Hiçbir şeye benzemez. Onun için her şeyi mevsimde yapmak zorundasın. Güneş de olsa güneş kanalında yapmak zorundasın. Altında yapmak zorundasın. Yağmur yağsa çamurda yapmak zorundasın. Her neyse bu pancar çıkartması olur. Su sulaması olur. Ne bileyim köyde bütün bir sürü iş var yaptıktan sonra. Kar yağar, pancar eskiden ben küçüklüğümde şimdi erken açıyorlar herhalde. Kota yok çünkü pancarda. O zamanları kota vardı şeker pancarında. Bize sökümü geç verirlerdi. Burası kırdı. Yani kır demek sulanmayan arazi. Karadere sulama barajı yoktu o zaman. Yapılmamıştı. Ve bizim köyümüzde su yoktu arkadaşlar. Kırdı yani. Sulanmayan yere kır demek. Bizim buralarda. Pancarlarımız zaten küçük olur. Ve onu bir de yağmurlu olur yani. Yağmur yağarsa pancar olur. Yağmur yağmazsa küçük küçük parmak gibi böyle kol gibi çay bardağı şeklinde olur. O da zaten kurtarmaz mazotunu, gübresini, avansını. Onun için bize geç verirlerdi sökümü ve bilirim babam alır giderdi bizi. Ben de çocuktum yani. Çocuklarım yine yardım ederdim. Tarlaya getirirdi. Evde kimse kalmazdı. O zamanları böyle bizim şu anda pancar sökme makinemiz yok ama herkesin var depolu şu anda. O zamanları böyle tek pulluğa çatal koşulurdu. Tek sıra halinde sürülürdü. Ve üzerimizden kar yağardı. Biz o pancarı toplardık. Ben de yardım ederdim. Küçüktüm ama yardım ederdim. Çünkü insan yok bizim evimizde o zamanları. Şimdi var ama o zaman kimse yok. Çocuklar küçük. Ben küçük. Kimse yok. Çocuklar yok bile dünyada. Onun için babam var, annem var, ablam var. Abim askerde. Yani bu şekildeyiz. Kimse yok. Çalışmak zorundayız. Ve üzerimize kar yağardı. Soba yakardık. Odun sobası getirirdik. Soba yakardık, ısınırdık. Yemeğimizi sobanın üstünde ısıtır. Ekmeğimizi sobanın üstünde kızardır yerdik. Şimdi öyle değil. Çünkü pancarda kota yok. Erkenden ovalılar yani su olan yere ovalılar derdik biz denirdi. Ovalılar ne zaman başlarsa bizde şu anda yani bizde yok ama köylerimiz şu anda karşı pancar var mesela şeker pancarı. Onlar da o zaman başlıyor. Onlarla beraber günlük güneşlik çıkarıp gidiyorlar. Eskiden işler zordu. Şimdi her şey kolaylaştı arkadaşlar. Allah'ım devletimize milletimize zeval vermesin. Çalıştıktan sonra her şey var. Her şey bol. Yeter ki çalışmasını bileceksin. Emek vermeyince yemek olmuyor arkadaşlar. Buradan kaç balya çıkacak bakalım arkadaşımıza sorarız. Artık son 3-5 sıramız kaldı. 20 balya olmuştur belki ama bilmiyorum. Sorarız. Evet Ali, kaç balyamız çıktı? 70 abi. Kaç? 70. Topla. Bura kaç? Sen şey yapmadın mıydı? Sıfırlamadın mıydı? Çok da net değil. Tamam. Onu sayarız şimdi o zaman. Çıkmaz ki o. Çıkmaz. Boş ver. Şurayı şöyle bir kaba taksak sayalım o zaman. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 5'e bak. O kadar var. Hadi geçmiş olsun, sağ olun. Eyvallah, sana da geçmiş olsun. Sağ ol, elin yoluna sağlık. Şeyleri abi, görüşürüz. Tamam, sadece. Tamam, bunun fiyatı belli mi? Tanesi 15 lirada. Öyle mi? Evet, ne yapıyor? Bilmiyorum. 70 valiye, 7, 35. Tanesi kaç para dedin? Tanesi 15 TL. 15 TL, tamam. Tamam. 50 lira bile 1000 lira yapıyor. İnşallah. Hadi tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Elin koluna sağlık. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gölgeden kapanış yapıyorum. Çünkü bugün hava Kastamonu Taşköprü Avşar Köyü'nde 27 derece arkadaşlar. Çok sıcak. Gölgeden kapanış yapayım dedim. Bakın arkadaşımız sıcakta balya yapıyor orada. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.